Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı. Denetleyici ve düzenleyici sistemler, vücudumuzda bütün sistemlerin düzenli, birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlayan sisteme denetleyici ve düzenleyici sistemler denir. Denetleyici ve düzenleyici sistemleri biz ikiye ayırıyoruz. İlk olarak sinir sistemi, daha sonra da iç dalga bezleri olmak üzere. Sinir sistemi de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere. Merkezi sinir sisteminde beyin ve omurilik olarak ikiye ayıracağız. Beyin ise kendi içerisinde beyincik ve omurilik olarak alt dallara ayrılmış olacak. Sinir sistemi vücudumuzda öğrenme, hareket etme, hafıza, koklama, görme, duyma, düşünme ve korku gibi birçok davranışı gerçekleştirmemizi sinir sistemimiz sağlar. Sinir sistemimizin bu işleri yapması için vücudumuzun her yerine dağılması gerekir. İşte bu nedenle sinir sistemimizde milyarlarca sinir hücresi uçuşa gelerek birleşir ve vücudumuzu bir ağ şeklinde sarar. Sinir hücrelerine nöron deniyor. Burada da nöronun yapısını görüyorsunuz. Uçuşa eklenerek vücudumuzda ağ sistemini oluşturuyorlar ve vücudumuzda milyarlarca bulunuyor. Merkezi sinir sistemi ilk olarak beyinle başlayacağız. Beynimiz kafatasımızın içinde yer alır. Sağ ve sol olmak üzere iki lobdan oluşur. Beynin görevleri ise şunlardır. Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. Duyu organlarımızdan göz, kulak, burun, deri, dil gelen bilgileri değerlendirir. Yürüme, koşma, oynama, konuşma gibi istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Düşünme, hayal kurma, acıkma, susama, uyku, heyecan, korku gibi faaliyetleri düzenler. Kan basıncını, vücut sıcaklığını ve vücudumuzdaki su miktarını ayarlar. Beyincik, omurilik soğanı ve omurilik yardımıyla diğer sistemlerimizin de çalışmasını düzenler. Şimdi beyincik ve omurilik soğanı beynin bölümlerindendir. Beyincik, beynimizin arkasında ve alt tarafında yer alır. Beyinciğin temel görevi vücudumuzun dengesini sağlamaktır. Denge dediğimiz zaman lütfen beyincik aklımıza hemen gelsin. Yeni doğan bebeklerde beyincik gelişmediği için bebekler dengelerini sağlayamaz. Ortalama 1-1,5 yaşında beyincik gelişimiyle çocuk yürümeye başlar. Çeşitli durumlarda vücudumuzun dengesi bozulursa beyinciğimiz devreye girer. Duyu organlarımızdan veya vücudumuzun diğer kısımlarından gelen bilgileri olarak dengemizi sağlar. Ayrıca beyinciğimiz kol ve bacak gibi iskelet kaslarımızın birbiriyle uyumlu çalışmasını düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olarak gerçekleşmesini sağlıyor. Omurilik soğanı ise omurilik soğanımız beyin ile omurilik arasında yer alır. Bakın şurası. Beyin ile omurilik arasında sinirlerin geçişini sağlayan bir köprü görevi görür. Böylece beyin ile diğer vücut organları arasında bağlantıyı sağlar. Omurilik soğanı isteğimiz dışında çalışan iç organların kontrol merkezidir. Ne demek istiyoruz? Mesela mide, kalp, işte böbrek gibi. Omurilik soğanımız solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi sistemlerimizin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca kusma, yutma, öksürme, hapşırma, çiğneme, nefes alma gibi olayları kontrol eder. Omurilik soğanımızın gerçekleştiği görevler hayatımızın devam etmesi için çok önemlidir. Bu nedenle omurilik soğanının zedelenmesi durumunda hayati tehlike oluşur. Omurilik, vücudumuzun sırt kısmında bulunan omurgamızın içinde yer alır. İstediğimiz dışında gerçekleşen refleks davranışlarımızı denetler. İstediğimiz dışında ani gerçekleşiyor. Vücudumuzun dışarıdan gelen ses, sıcaklık, ışık gibi uyarılara karşı gösterdiği ani ve istemsiz tepkilere biz refleks diyoruz. Refleksler düşünülmeden ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu şekilde vücudumuzun kendisini koruması sağlanır. Tekrar söyleyelim, dışarıdan gelen uyarılara istemsiz ve ani tepkilere biz refleks diyoruz. Refleksler kendileri içinde ikiye ayrılıyor. Doğuştan kazanılan yani kalıtsal refleksler, sonradan kazanılan yani öğrenilen refleksler olmak üzere. Şimdi refleksleri ikiye ayırmıştık. Birincisi doğuştan kazanılan yani kalıtsal refleksler. Bütün insanlarda ortak olarak bulunur. Örneğin göz bebeğimizin az ışıkta büyümesi, iğne basan elin geri çekilmesi, göze bir şey kaçması durumunda göz kapaklarının kapanması doğuştan kazanılan refleksleri örnektir. Aşağıdaki şekilde eline sıcak ütü değen bir insanın vücuduna gerçekleşen kalıtsal refleks olayı gösterilmiştir. Sıcak, dışarıdan gelen bir uyarı elimize değdiği için biz ne yapıyoruz? Sinir hücreleri sayesinde uyartıyı omuriliğe iletiyoruz. Bu sefer de ne yapıyoruz? Elimizi hemen ani bir hareketle çekmiş oluyoruz. İkinci reflekslerimiz ise sonradan yani öğrenilen reflekslerdi. İnsanlarda ortak olarak bulunmayabilir. Bu ifade bizim için çok önemli çünkü öğrenilen olduğu için her insan aynı davranışı öğrenmek zorunda değil. Bu refleksin vücudumuzda oluşması için önce beynimiz bu hareketi öğrenir. Sonra da hareketin denetimini omuriliğimize devreder. Artık bu hareket düşünülmeden gerçekleştirilir. Örneğin bisiklet sürme, örgü örme, müzik aleti kullanma ve yüzme sonradan kazanılan reflekslere örnektir.
Hemen pekiştirme yapalım. Yeni doğan bebeğinin meme emmesi nasıl? Doğuştan mı sonradan mı? Kesinlikle doğuştan olan bir refleks. Limon görünce ağzın sulanması. Öncelikle limonun tadını öğrenmen gerekiyor. Öğrenme işlemi varsa sonradan kazanılan bir refleks. Araba sürmek öğrenilen bir refleks. Dans etmek öğrenilen bir refleks. Karanlıkta göz bebeğinin büyümesi kalıtsal, yani doğuştan bir refleks. İğne basan elin çekilmesi kalıtsal bir refleks. Gürültüden irkilmek kalıtsal bir refleks. Ama yüzmek öğrenilen bir davranış olduğu için sonradan kazanılan refleks. Evet, aşağıdaki şekilde numaralarımız kısımlara merkezi sinir sisteminde yer alan yapıların isimlerini yazalım. İki lobdan oluşur kıvrımlı bir yapı yönetim merkezimizde neydi? Bir numara beyin olacak. İki numara ise dengeden sorumluydu. Hatta bebeklerde demiştik ki gelişmiyor, 1-1,5 yaşına kadar yürüyemiyordu. Yani beyincik. 3 numara ile gösterdiğimiz ise burası neydi? Omurilik soğanı. Hayati tehlikemiz vardı bunda. Sistemlerin çalışmasını kontrol ediyordu çünkü. 4 numara ile gösterdiğimiz ise omurilik. Evet. Aşağıda vücudumuzla ilgili bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların gerçekleşmesini denetleyen merkezi sinir sistemi organlarını eşleştirelim. Şimdi 1 numarayla gösterdiğimiz beyin. 2 ile gösterdiğimiz ne olacak? Omurilik soğan. 4 numarayla gösterdiğimiz beyincik. 3 ile gösterdiğimiz omurilik sayılıyorum. Şimdi bunlarda ne olabilir? Bir, beyinde ne olabilir? Konuşmak, kan basıncını düzenlemek, yazı yazmak, acıkmak ve rüya görmek olabilir. Yani D'yi yazabilirim, E'yi yazabilirim, H'yi yazabilirim, K'yı ve L'yi yazabilirim. Şimdi geldik omurilik soğanı. Omurilik soğan neydi? Hayati tehlikeleri karşı koruyordu bizi. Sistemlerin çalışmasında görevliydi. Ayrıca yutmak, kusma gibi eylemleri de gerçekleştiriyordu. Yutmak olduğu için ben A'yı alabilirim. Daha sonra dolaşım sistemini düzenlemek. Sistem varsa orada omurilik soğanı vardır. G'yi alabilirim. Omurilik. Omurilik ise neydi? Öğrenilenlerden başlayalım. Mesela B'yi alabilirim. Refleks. Daha sonra neyi alabilirim? C'yi alabilirim. Daha sonra yüzmek. I'yi alabilirim. Ve yüksek sesten irkilmek. J'yi alabilirim. Geldik. Beyincik. Denge merkezi dediğime göre neyi alacağım? Bir çizgi üzerinde düz yürümek. Tamamen denge işi olduğu için F'yi de beyincin özelliğini alabilirim. Evet. Çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemimizden çıkarak vücudumuzun diğer organlarına ulaşan milyonlarca sinir hücresi çevresel sinir sistemimizi oluşturur. Çevresel sinir sistemimiz merkezi sinir sistemimiz ile diğer organlar arasındaki iletişimi gerçekleştirir. Beyin ve omurilikten çıkan milyonlarca sinir hücresi duyu organlarımız, kaslarımız ve kemiklerimiz gibi bütün vücut yapılarımıza dağılır. Sinir hücrelerimizi dışarıdan veya vücuttan alınan bilgiler elektrik mesajları şeklinde taşınır. Sinir hücrelerimiz sayesinde çevremizde ve vücudumuzda gerçekleşen değişimleri çok hızlı bir şekilde algılarız. Böylece vücudumuzun farklı kısımları düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışır. Sinirsel iletim, vücudumuzun içinde veya dış ortamda meydana gelen ve vücudumuzda belirli bir tepkiye neden olan fiziksel, kimyasal, biyolojik. Bakın, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilere uyarı denir. Uyarılar duyu organlarımızda bulunan özel alıcı hücreler tarafından alınır. Alınan uyarılar sinir hücrelerimize geçer ve sinir hücrelerimize merkezi sinir sistemimize taşınır. Uyarıların sinir hücrelerimize oluşturduğu değişikliği uyartı mesajı denir. Uyartı mesajı sinir sistemimizin ilgili bölümünde değerlendirilir ve uyarıya karşı cevap oluşturularak yine sinir hücrelerimiz sayesinde ilgili organ ve yapılara iletilir. Organ ve yapılarda gönderilen cevabı uygun ne verecek? Tepki verecek. Bizim için şu şema çok önemli. Çevreden alınan bilgiler sinir hücrelerimize elektrik mesajları şeklinde iletilir. Merkezi sinir sistemimize mesajı değerlendirir ve uygun cevapları oluşturur. Sinir hücrelerimiz cevabı gerekli yapı ve organlara iletir ve son olarak cevaba uygun tepki oluşturulur.
Bu şema bizim için önemli çünkü bu bizim sinirsel iletimin gerçekleşme şemasıdır. Evet, geldik iç salgı bezlerine. İç salgı bezleri vücudumuzda bütün sistemlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını sinir sistemiyle iç salgı bezlerimiz birlikte sağlar. İç salgı bezlerimiz vücudumuzda denetleme ve düzenleme görevlerini ürettikleri özel salgılar ile yaparlar. Bu salgılara hormon denir. Hormonlarla ilgili yapı organlara kan yoluyla taşınır. Şimdi dikkat edelim. Hipofiz bezi şu bölgede, tiroid bezi şu bölge, böbrek üstü bezi şu bölge. Böbrek üstü bezi diyoruz ama boşaltımın hiçbir ilgisi yok. Az sonra öğreneceğiz. Pankreas diyoruz. Yumurtalık ve testis diyoruz. Şimdi iç salgı bezleri ne üretiyordu? Yani salgılıyordu. Hormon. İlgili yapı ve organlara iletiliyor. Bunlar ne yoluyla iletiyordu? Kan yoluyla. Bu sefer de kan damarları burada aktif bir görev sağlıyor. Evet, şimdi sinir sistemimiz ve salgı bezlerimiz birbiriyle uyumlu ve düzenli bir biçimde çalışıyordu. Fakat bunların yerlerini, yani görevlerini yerine getirme sıralarındaki bazı farklılıklar var. Sinir sistemimiz dediğim zaman görevlerini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirirken görevlerini yavaş şekilde gerçekleştiriyor iç salgı bezleri. Kısa süreli çalışır, etkisi hemen ortadan kalkar. Uzun süreli çalışır, etkisi uzun süre devam eder iç salgı bezlerimizdir. Şimdi iç salgı bezlerimiz neler ve salgıladıkları hormonlar neler? Bunlar bizim için önemli. Hipofiz diyorsak büyüme hormonu salgılıyor. Tiroid diyorsak tiroksin hormonu salgılıyor. Böbrek üstü diyorsak adrenalin ve aldosteron hormonu salgılıyor. Pankreas diyorsak insülin ve glikagon hormonu salgılıyor. Yumurtalık dişi eşeysel bezi eşeysel hormonlar salgılıyor. Testis ise erkek eşeysel bezi eşeysel hormonları salgılıyor. Salgı bezleri ve görevleri bizim için önemli. Hipofiz bezi dedik, vücudumuzun büyümesini ve gelişmesini düzenler, diğer salgı bezlerini etkileyerek onların hormon salgılamasını sağlar. Tiroid bezi ise salgıladığı tiroksin hormonu vücudumuzdaki metabolizma hızını, büyüme, gelişme ve diğer kimyasal olayları düzenler. Şu anahtar kavramı unutmayalım. Şimdi hemen konuyla ilgili bir pekiştirme yapalım. Büyüme hormonu az önce öğrendik. Hangi bezimizdi? Hipofiz. Heyecan, korku, coşku anlarında salgılanan hormon adrenalin. Birbirine zıt çalışan hormonlar insülin ve glikagon. Az sonra da değineceğiz. Kan şekerini arttırıcı ve düşürücü etkisi vardı. Cinsiyet özelliklerini belirleyen ise eşeysel bezlerimizdi. Böbrek üstü bezleri. Böbrek üstü bezlerin boşaltımla ilgili hiçbir görevi yoktur. Az önce de söyledik. Şimdi ayrıntılı bir şekilde değinelim. Sadece böbreklerin üstünde bulundukları için onlara bu ad verilmiştir. Korku, heyecan, öfke gibi durumlarda metabolizmamızı hızlandıran adrenalin hormonu salgılarlar. Metabolizmayı hızlandırıyorsa adrenalin. Salgılanan adrenalin sayesinde vücudumuz tehlikeye karşı kendini koruma ya da ortamdan kaçabilme gücüne sahip olur. Salgıladığı aldosteron hormonu ise kandaki ve hücrelerdeki iyon oranını düzenler. Pankreas, yükselen kan şekerini normal değere düşüren insülin hormonu salgılar. Genellikle yemeklerden sonra salgılanarak yükselen kan şekerini normal seviyeye düşürür. Bakın insülin genellikle yemeklerden sonra yükselen kan şekerini normal seviyeye düşürüyor. Kişinin uzun süre aç kalması gibi durumlarda kan şekeri normal değerin altına düşer. Tekrar normal değeri yükseltmek için ise bu kez de insülinin tam tersi olan glikagon hormonu salgılar. Kan şekeri zaman, insülin devreye girerek kan şekerini ne oluyor? Düşürücü etkisi var. Kan şekeri yine zaman grafiğin var. Normal bir seyrederken glikagon devreye girerek ne yapıyor? Kan şekerini yükseltiyor. Şuradaki not bizim için önemli. Ünlem koyuyorum yanına. Pankreas hem enzim hem de hormon salgıladığı için karma bez olarak karşımıza çıkıyor. Pankreas tekrar ediyorum hem enzim hem de hormon salgıladığı için karma bez olarak karşımıza çıkıyor. Evet, şemada numaralandırılarak verilen iç salgı bezlerinin salgıladıkları hormon ve hormonların görevlerini yazalım. Hipofiz ne salgılıyordu? Büyüme hormonu. İki, tiroid ne salgılıyordu? Tiroksin hormonu. Üç, böbrek üstü ne salgılıyordu?
adrenalin hormonu. 4. Pankreas ne salgılıyordu? İnsülin ve ters çalışan glukagon hormonu. Peki eşeysel bezler dediğimiz zaman ne salgılıyordu? Eşeysel hormonlar. Şimdi büyüme hormonu büyüme ve gelişmeyi sağlıyor. Tiroksin hormonu ise vücuttaki kimyasal olayların düzenlenmesini gerçekleştiriyor. Adrenalin hormonu ise korku heyecan anlarında kalp atışlarını düzenliyor. İnsülin ve glukagon hormonu ise kan şekerini düzenliyor. Eşeysel hormonlar ise üreme hücrenin üretilmesini ve cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.